Herkese selamlar, ben Emel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki daha önce Türkiye'nin en lüks otobüs Mercedes karavanını tanıtmıştım. Ve bu sefer o karavanla beraber biz Seyaner Fuar Alanı'na gidiyoruz. Ve Seyaner Fuar Alanı'nı ziyaret etmek isteyen bütün davetlerimizi, dostlarımızı ve arkadaşlarımızı bekliyoruz. İstedikleri gibi içini gezebilecekler, dolaşabilecekler. Ve kimi değişiklikler yapıldı. Onunla da daha sonra Ömer detaylı bir şekilde elinden geldiği kadar anlatacak. Herkesi Seyaner Fuar Alanı'nda bekliyoruz. Buraya, burada durun. Yok yok. Yeminöre de ya, yeminöre. Yeminöre gidecek. Evet, biz fuar alanına geldik, hazırlıklarımızı tamamladık ve şu anda tamamen karavanımızın içindeki ve dışındaki hazırlıkları bitirmiş olduk. Şimdi Ömer Bey ile beraberiz. Karavanımızda kimi değişiklikler yapıldı, bunları anlatacak ve daha sonrasında da şunu eklemek istiyorum. Kadir Topbaş Gösteri ve Fuar Merkezi'nde 9 ile 13 arasında sizlerle olacağız. Gelmek isteyen bütün bizi takip edenleri ve karavanı görmek isteyenleri bekliyoruz. Sözü Ömer'e bırakıyoruz. Ve başlayalım. Öncelikle herkese merhaba diyorum. Yaklaşık işte birkaç haftadan bir yoğun bir çalışma sonucunda eksiklerimizi tamamladık. Fuara hazırlığımız bitti. Burada da işte daha çarçap işlerimiz var, onlar kaldı. Olsun, olacak, onlar da aynen, bitecek aynen, artık. Aynen. Yani şu anda bütün temizliğimizi de yaptık. Biz dış giydirme yaptık bu sefer, değil mi? Dış giydirmeyi ve dış mutfağımızı değiştirdik. İçeride de ufak tefek dokunuşlarımız oldu. Dış mutfağımız değişti. Yani ufak tefek eksiklerimiz vardı. Onları tamamladık. Fuara hazır hale geldik. Şimdi şunu da söylemek istiyorum. Fuar alanında karavanı çok görmek istedik. Yani daha doğrusu izleyenler karavanı çok görmek istedikleri için bizi de davetli olarak fuar alanına davet ettiler. Biz de dedik ki o zaman gelsin herkes, merak eden herkes karavanı görsün dedik ve o yüzden fuar alanına karavanı getirdik. Evet, aynı öyle. Bence gayet de güzel yaptık. Çok da ilgi göreceğini de düşünüyorum. Umarım tabii. Müsait olan arkadaşlarımızı herkesi bekleriz. Yani çok görmek isteyen oluyor. Hı-hı. Yani normal hayatımızda da burada müsait olan herkesi bekliyoruz. Çayımızı, kahvemizi içmeye, sohbetimizi etmeye herkesi bekliyoruz. Hadi bir içeriye girelim. Önce içeriye girmeden önce bir dışını gezelim, sonra içini gezelim biz. Hadi başlayalım dışarıdan. Evet. Giydirmeler için Ankara'ya gittin diye hatırlıyorum. Ben yanlış mı hatırlıyorum? Yok, Bursa'da yapıldı. Bursa'da mı yapıldı? Ankara'da başka farklı işlemlerimiz vardı. Onları yaptırdık. Orada dostlarımız, arkadaşlarımız var. Sağ olsunlar, yardımcı oldular. İşte mutfağımız yenilendi. Evet, biraz önceden daha, siyah biraz, bir mutfaktı. Evet, şimdi beyaz oldu. Bunu daha birazcık da fonksiyonel bir hale getirdik. Dış kullanımda Ne kadar şu anda bizim mutfağımızın büyüklüğü tahmini? 2 metre var mı? Yani arabanın iç ölçülerinde yok. 2 metre yok. Yaklaşık işte iç ölçüsü yaklaşık 2.30 civarında. Bu açıldığı zaman yaklaşık yani şu haliyle 2.5-3 metre falan civarında. Evet. Bu arada hala burada hazırlıklar devam ettiği için kimi sesler gelebiliyor. Demirler düşüyor, şu oluyor, bu oluyor. Onlara da artık takılmayın aman yani. Aman kafamıza düşmesin evet. De. Evet, kafamıza evet. Düşmesin de. Yine bu tarafa geldiğimizde yalnız ben şu giydirmeyi şöyle bir çekmenizi istiyorum. Gerçekten bu giydirme çok müthiş oldu. Şöyle geçeyim çünkü ben. Öncekinde düz kahverengi bir karavandı. Bu sefer tam böyle renklerine hakim bir karavan oldu. Vallahi işte elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık. İnsanların takdirini sunuyoruz.
Tamam. Şimdi içeriye de geçelim mi? Biz şu anda karavanımızı detaylı bir şekilde her tarafını açıp çekmiyoruz. Daha önce çünkü biz bu karavanı tanıtmıştık. Yakından görmek isteyenler için şu anda fuar alanındayız. Tekrar izlemek isteyenler için de linki yukarıya bırakıyoruz. Oradan tekrar izleyebilirsiniz. Aynen. Şimdi hadi içeriye gidelim. İçeride de ufak değişikliklerimiz var. Onları da gösterelim. Evet, şimdi ön konsolda da değişikliklerimiz var. Onlardan da bahsedelim. Evet. Şimdi ön konsolumuzun renkleri... Ama ne var biliyor musun? Sözünü kesiyorum ve çok detaylı anlatmayalım. Gelsinler, merak edenler yakından görsünler. Evet, evet. Ön konsolumuzun bazı yerlerinde deformeler vardı. Onların tekrar boyasını yaptık. Çok fazla detay vermeyeceğim. Yani meraklı arkadaşlar lütfen gelsinler. Canlı olarak görmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Yani işte burada ufak dokunuşlarımız var. Masamız değişti. Evet, masamız değişti. Ama bu masa çok şık oldu ya. Gerçekten aynen. Çok şık oldu bu masa. Şöyle gidiyoruz. Bu tarafta değişen var mı bir şey? Var. Buradaki şu cihazımız tekrar yapıldı. O küçük bir kaza geçirmişti, kırılmıştı. Onu tekrar yeniden yaptık. Daha geniş yaptık onu. Farklı bir konsepte yaptık. Rengi de değişti. Gayet de güzel oldu. Evet. Şimdi artık biliyorsunuz akaryakıt zamlarından sonra akaryakıtı bununla alıyoruz. Yani ek gelir olarak buradan akaryakıt sen de mi öyle alıyorsun? Bundan sonra burada. Evet. Hani böyle... Ömer arkadaşımızı tanıyanlar var mı bilmiyorum da kendisinin bir benzin istasyonu var. O yüzden evet. Akaryakıt bundan sonra oradan ikram olarak falan şey yapacağız evet. Yani insan tamam. Yani çay yerine hani küçük bir bardak. Tabii tabii evlenen çiftlere falan bir bardak böyle benzin. Tamam. Evet yani çünkü. Çeyrek altında eş değerde zaten. Evet aynı şekilde. Doğru söylüyorsun. Evet burada da dediğim gibi şimdi şurada barımız var. Barımız aşağıda. Valizlere takılmayın çünkü buradan otele geçirilecek yerleşmek için. O yüzden eşyalarımız da burada. Hani bunları falan söylemesin evet. Kimse. Buradan otele geçiş yapacağız. Bu da evet, bu şekilde çıkıyor. Lavabomuz değişti. Lavabomuz değişti. Onu da oradan sen geç getirelim. İstersen Ömer. Evet. Lavabomuz değişti burada. Burada öyle çok büyük bir değişiklik yok. Lavabomuzu değiştirdik. Ufak dediğim bir dokunuşlarımız var. Çoğunlukla aynı burada. Çok fazla değişikliğimiz yok. Şu kapalıyken aşağı açayım. Açayım abi ışıkla. Yatak odasında var mı değişiklik? Yok. Yatak odasında değişiklik yok. Yani aynen. Orada şöyle. Evet. Buradaki en büyük değişikliğimiz kızımın fotoğraflarını koydum. Artık Loya'nın evet, da fotoğrafları var. Evet. Evet. Arabamızın zaten ismi de oradan geliyor. Loya Mobile Home diye geçiyor. Orada en büyük değişikliğimiz o. Evet. Tekrar söylüyoruz. 5 gün boyunca Kadir Topbaş fuar alanında olacağız. Karavanı görmek isteyenler, merak edenler, bizlerle tanışmak isteyen herkesi fuar alanına bekliyoruz. Evet efendim. Pazar akşamına kadar burada olacağız. Merak edenler, meraklı arkadaşları bekliyoruz efendim.